Şimdi de az önce de sözünü etmiştim. 17 ilde sarı kodlu bir alarm var. Hava kalitesinde ciddi anlamda düşüş var. Trakya'da, Tekirdağ'da özellikle bu hissediliyor. Atina'dan ajansların geçmiş olduğu görüntüler çok çarpıcıydı. Türkiye'ye dair alarm seviyesi ve aynı zamanda alınması gereken önlemler nedir? Haberimizde. Afrika'dan gelen Atina'yı kaplayan toz Türkiye'ye ulaştı. Meteoroloji bugün toz taşınımı için özel bir harita yayınladı. 19 ilde toz seviyesi hassas noktada. Metreküpte 50 mikrogramın üzerinde bir toz solunumu insan sağlığı için zararlı olduğu ifade edilebilmektedir. Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili oluyor. Sadece sıcak değil, Kuzey Afrika'dan çöl tozları da geldi. Yetkililer bugün toz durumunu haritayla açıkladı. İstanbul, Eskişehir, Ankara, Antalya gibi turuncu olan illerde toz taşınımı seviyesi hassas noktada. Hassas olan bölgelerde hava kalitesi kötü. Uzmanlar açık alanlarda uzun süre vakit geçirmemek gerektiğini söylüyor. İzmir'de gece bile gökyüzünde asılı kaldı toz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de tozlu hava akşam saatlerinde gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesi de düştü, hava kalitesi de yağmur değil çamur yağdı. Tekirdağ'da, Eskişehir'de. Burası da Karabük. Muğla ve Gümüşhane'de de böyle görüntülendi tozlu gökyüzü. Gökyüzünün kızıla boyandığını gördük. Hafta sonu etkili olduğu il sayısı azalarak devam edecek toz taşınımı. Yeni haftada biteceği öngörülüyor. Sahra Çölü'nden rüzgarlarla taşınan tozlar önce Yunanistan'da kendini gösterdi. Başkent Atina'da toz bulutları şehri kapladı. Atina'da hava kirliliği artarken görüş mesafesi düştü. Mavi gökyüzü turuncuya döndü. Atinalılar şaşkına döndü. Uzmanlar solunum ve kalp rahatsızlığı olanları uyardı. Çöl tozuna karşı koruyucu maske gibi tedbirler önemli. Özellikle açık havada çalışan astım hastası insanlar için risk teşkil etmekte.